Dediğiniz gibi aslında bir noktada burada hem hüzünlü hem sevinçli bir an vardı. Çünkü tüm Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri buraya akın ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı vardı. Bütün milletvekillerini İstanbul İl Başkanlığı'na gitmesini istiyorum demişti. Ve hemen hemen Türkiye'nin her noktasında mecliste nöbetçi kalan vekiller dışında bütün vekiller bu noktaya geldiler. Sabah saatlerinden itibaren, bu kararın açıklandığı saatten itibaren vekiller buraya gelmeye başladılar. Partililer gelmeye başladılar. Yanımızda bir konuğumuz var. Önce ona soralım. Peti Açıker, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Nasıl gördünüz ortamı ve bu kararı nasıl yorumluyorsunuz? Öncelikle bunu soralım. Her şeyden önce bu büyük bir hukuk katliamı. Hukukun katledildiği bir gün yaşadık bugün. Burada Canan Kaftancıoğlu Başkan'la ilgili alınan bu karar Türkiye'de tek adam zihniyetinin, tek adam rejiminin hukuku nasıl ayaklar altına alabileceğini, nasıl bir kindarlık siyasetinin Türkiye demokrasisinin altını oyacak, katledecek şekilde yürürlüğe sokabileceğini bize gösterdi. Fakat bu bize bir şey daha gösterdi. Cumhur İttifakı'nın ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaklaşan seçimler sürecinde ne kadar büyük bir panik içerisinde, ne kadar büyük bir çaresizlik içerisinde de olduğunu gösterdi. Canan Hanım'ı doğrudan hedef alması, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin inisiyatifiyle, güdümüyle yargı kararlarını tasarlayarak Canan Hanım'ı hedef alması bu kararların aslında yaklaşan seçimlerde büyük bir yenilginin telaşı içerisinde olduklarını, paniği içerisinde olduklarını bize gösterdi. Genel Başkanımız ısrarlı bir şekilde Canan yalnız değildir, Canan hepimize emanettir mesajı vererek sadece Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarına değil, Türkiye'de demokrasiye inanan, bu ülkede 84 milyonun kardeşliğine inanan, hukukun üstünlüğüne inanan tüm yurttaşları rahatsız eden bu karar karşısında kararlı bir şekilde durduğumuzu, dayanışma içerisinde olduğumuzu vurguladı. Bu sadece Türkiye için değil, dünya demokrasi tarihi içinde yüz karası kararlardan bir tanesidir. Dünyanın hiçbir ülkesinde yerel seçimleri kazanma süreci içerisinde bu kadar kritik rol oynamış bir il başkanının sırf şahsi, sırf zümre kini ve hesabı yüzünden yargılandığı ve ceza aldığı görülmemiştir. Aynı şekilde siyasi yasak aldığı da görülmemiştir. Türkiye'de ne kadar kötü dibe vurmuş bir rejimle karşı karşıya olduğumuzu, şahsileşmiş bir rejimle karşı karşıya olduğumuzu gösteren bir karar. Genel Başkanımız Bursa mitingini, 21 Mayıs mitingimizi İstanbul'a aldı. İstanbul'da bizim tüm örgütlerimizle, tüm bileşenlerimizle, sadece Cumhuriyet Halk Partisi kadroları değil, biliyorsunuz çok sayıda Millet İttifakı'na mensup genel başkanlar ve Türkiye'nin tüm demokrat vicdanlı siyasetçileri, başta Altılı Masa'nın liderleri olmak üzere bu kararı kınayan mesajlar paylaştılar. 21 Mayıs'ta bir araya geleceğiz. Demokrasiye inancımızı, memleketimize inancımızı yoksullukla, açlıkla, her türlü çeteyle terbiye edilmeye çalışan yurttaşlarımızı, hayır biz bunu kabul etmiyoruz, İlk seçimde gerekli cevabı vereceğiz. Canan Hanım'ı da hiçbir şekilde yalnız bırakmıyoruz. O bizim onurumuzdur, Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının onurudur diyerek dayanışmamızı sergileyeceğiz. Bunun çok açık bir çağrısıydı. Gerçekten korkakça verilmiş bir karar, gerçekten sinsice verilmiş bir karar, gerçekten hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarıyla sandıkta yüzleşmeye cesaret edememecesine verilmiş bir karar olduğunu düşünüyoruz bu kararın. Hep şu söylem vardı, 2019 seçimlerinin kazanılmasından sonra aslında Canan Kaftancıoğlu'nun hedefe oturduğu yönünde bir görüş vardı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili vekillerde ve kurmaylarda. Siz böyle düşünüyor musunuz? O süreç mi itti bu ceza dönemine? Çok kritik bir seçim sürecine girdik. 2019 seçimlerinin kuyruk acısını hala hisseden, bunun kinini içinde yaşayan kadrolar nasıl 6 Mayıs'ta birinci seçimi hukuksuz bir şekilde iptal ettilerse, bugün de Canan Hanım'la ilgili bir hukuksuzluk örneği sergileyerek bu seçim yenilgisinin aslında acısını hala hissettiklerini gösteriyorlar. Fakat burada unutulmaması gereken şey şu: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm kadroları, Millet İttifakı'nın tüm kadroları, Türkiye'nin tüm demokratları önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerini kazanmak için
kenetlenmiş, kazanmak için bir araya gelmiş durumda. Biz direne direne kazanabileceğimizi, birleşe birleşe kazanabileceğimizi biliyoruz. Canan Hanım'ın tüm ekibi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm kadroları İstanbul'dan başlayarak Türkiye'nin her yerinde bu seçimi kazanmak için çalışmalara başlamış durumdalar. Ve hiçbir çaba, hiçbir sinsi plan, hiçbir provokasyon, hiçbir demokrasinin altını oyan kapasitesiz, şuursuz girişim bunu önleyemez. Biz büyük bir olgunlukla, büyük bir kararlılıkla, hukuksuzlukla mücadele ettiğimiz gibi, Canan Hanım'a sahip çıktığımız gibi önümüzdeki seçimleri de kazanacağız. Türkiye'de tekrar cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağımız, güçlendirilmiş parlamentoyla taşlandıracağımız yeni bir süreci başlatacağız. Bu bizi kamçılayan bir karar olmuştur. Bu bizi yıldıran bir karar olamaz. Biz her türlü provokasyona ve her türlü sinsiliğe direnebilecek, direnerek gelen bir partiyiz, bir geleneğiz. İstanbul İl Başkanımız mertliğiyle, çalışkanlığıyla, tüm kadrolarıyla birlikte Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun stratejisini İstanbul'da hayata geçiren bir başkanımız. Bir tek partilimizi, bir tek yoldaşımızı yalnız bırakmamacasına bu süreci dayanışarak, örgütlenerek, birleşerek, bütünleşerek ve Türkiye'ye hazırlanmış olan bu sinsi planları boşa çıkarak aşacağız. Son olarak şunu da söyleyeyim, sormak isterim. Bugün nöbette bekleyen partililer var. Aynı zamanda yarın kurmaylarıyla beraber toplanacak sabah saatlerinde burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu toplantının ana gündem maddesi Canan Kaftancıoğlu olacak ama bu altılı masayla görüşmelerde olacak mı? Hem miting için hem de bundan sonraki yol haritasının belirlenmesinde. Yarın kararlaştırılacak kararlarla ilgili olarak konuşmak şimdiden çok erken. Fakat bir şey şimdi söylemek çok mümkün. Genel Başkanımızın konuşmasının nasıl büyük bir coşkuyla, kızgınlıkla, fakat olgunlukla ve kararlılıkla karşılandığını hepimiz gördük. Genel Başkanımız böylesi bir hukuksuzluk karşısında bile bir devlet adamına yakışan, bir halk insanına yakışan, bir vatansevere yakışan büyük bir olgunluk ve kararlılıkla bu sahte, bu çirkef, bu sinsi kararın nasıl boşa düşürüleceğinin ipuçlarını verdi. Yarın sabah Genel Başkanımızın önderliğinde Canan Hanım'a reva görülmeye çalışan bu hukuksuzlukla ilgili toplantımızı yapacağız. Mitingle ilgili detaylar önümüzdeki saatler veya günler içerisinde şekillenecek. Ama şunu söylemek istiyorum. Türkiye bugün Kemal Kılıçdaroğlu modelini, Türkiye'nin tüm demokratlarını bir araya getiren Kılıçdaroğlu yaklaşımını İstanbul'da ve Türkiye'nin tüm illerinde kararlılıkla uygulayacak kadrolara sahip olduğunu tekrar bir araya gelerek hızla tüm milletvekillerimizi İstanbul İl Başkanlığı binamızda Canan Hanım'ın etrafında kenetleyerek gösterdi. Kılıçdaroğlu modeli Türkiye'nin kurtuluş modeli, İstanbul modeli, İstanbul seçimlerinde ortaya koyduğumuz kararlılık, hukuki mücadele, sandıklara sahip çıkma iradesi ve her türlü provokasyonu, her türlü sinsi planı boşa düşürme çabası bugün tekrar partimizin dinamizmiyle, milletvekillerimizin kararlılığı ve hızıyla tescil oldu. Biz önümüzdeki seçimlerde sadece Canan Hanım'a verilmiş olan bu hukuksuz kararı yırtmakla kalmayacağız. Türkiye'yi hak ettiği demokrasiyle, hak ettiği parlamenter sistemle, hak ettiği hukuk sistemiyle yeniden buluşturacak bir birlikteliğin önünü açacağız. Cumhuriyet Halk Partisi kadroları ve Türkiye'nin tüm demokratları Canan Hanım'a verilen bu haksız, hukuksuz kararı vicdanımızda yırtıp atmış durumdayız. Önümüzde bir tek şey var. Seçimleri kazanacağız. Mitinglerimizi yapacağız. Genel Başkanımızın etrafında kenetleneceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birleştirici gücüdür. Bunu dayanışarak, sarılarak, helalleşerek, fakat direnerek Türkiye'ye göstereceğiz, dünyaya da göstereceğiz. Canan Kaftancıoğlu kararı Türkiye demokrasi tarihi açısından ve dünya demokrasi tarihi açısından bir utanç kararıdır. Bunu tarihin tozlu sayfalarına seçimi kazandığımız andan itibaren atacağız. Çok teşekkür ediyorum Sayın Açıker. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Gökmen Karada
Kararın açıklanmasından sonra Cumhuriyet Halk Partili partililer buraya